Merhabalar sevgili 12. sınıf öğrencilerim. Ben klasikhoca.com'dan Cemal Hoca ve 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı örnek soruları ile karşındayım. Yazılılar yaklaşırken bu seninle yapacağımız ilk prova olacak. Hafta sonu mutlaka yine yazılılardan önce ikinci provayı da birlikte yapacağız. Seni yalnız bırakmayacağım. Senin için hazırladığım çok güzel örnek sorularım var. Bunun Bunları birazdan seninle birlikte çözeceğiz ama sadece 30 saniyeni almanı istiyorum. Sana çok küçük bir tavsiyem var. Videonun açıklama kısmına yazılıdan önce ders çalışabileceğin derli toplu bazı pdf dosyaların linkini bırakacağım. Bağlantısını bırakacağım. Lütfen videoyu bitirdikten sonra açıklama kısmına uğramayı unutma. Uğramazsan pişman olursun. Hem birinci ünitenin hem ikinci ünite özetleri çok değil sadece 1-2 sayfa şeklinde açıklama kısmında olacak. Ayrıca bu çözdüğümüz yazılı sorularını da açıklama kısmından pdf olarak indirebileceğini unutma diyorum. E ne yapıyoruz seninle? Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk 3-4 soruda özellikle giriş ünitesinden ne tip sorular gelebilir? Seninle onun örneğini göreceğiz. Birinci sorumuzda hadi başlayalım. Yazar bu parçada hangi bilim dalından faydalanmıştır? Yukarıda bir metin var ve metinden hareketle yazarın faydalandığı bilim dalını bulmamızı istiyor bizden. Şimdi burada aklımıza önce hangi bilim dalları gelir? Giriş ünitesinde biz seninle felsefe ve psikolojinin edebiyatta ilişkisine çalışmıştık. Birinci ünitede lütfen hatırla. Dolayısıyla önce aklına lütfen felsefe ya da ne gelsin? Psikoloji gelsin. Peki hocam ben nasıl anlayacağım psikoloji biliminden yararlandığını bir yazarın? Sevgili öğrencim konuya bakacağız, temaya bakacağız ve anahtar kelimelere bakacağız. Ne demek istiyorsun Cemal hocam? Sana şimdi bu metindeki anahtar kelimeleri hemen gösteriyorum. Metnin bütününü okumayacağım. Metnin bütününü okuyarak seni sıkmayacağım ama lütfen şuralara dikkat et. Kalabalık içerisinde yalnız yaşamak, kalabalık içinde gezip beraber bir köşeye kaçmak. Toplumdan uzaklaşma var. Yalnızlık var. Lütfen şuraya dikkat et. Sen söylemiyorsun fakat ben fark ediyorum ki gelip burada kapanmak, kaçıyormuş adam bir yere kapanıyormuş. Seni diyor, fena ediyor diyor. Bir kere bu havasızlık sana çok kötü geliyor diyor. Sıkıntıdan bahsediyor ruhtan bahsediyor. İnsan ruhunun sıkıntısından, bunalımından, toplumdan, kaçıştan bahsederse, hatırla biz bu gibi eserlere hikaye ünitesinde seninle birlikte demiştik ki, bireyin iç dünyasını anlatan eserlerdir bunlar demiştik ve bireyin iç dünyasını anlatan eserlerde en çok hangi bilim dalından yararlanılır? E insanın ruhunu anlatıyorsa ruh bilimine biz ne diyoruz sevgili öğrencim? Psikoloji diyoruz. Bunu buraya yazıyoruz. Tam puanımızı alıp seninle hemen başka bir soruya geçiyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözcükler dilin değişimini etkileyen unsurlardan hangisiyle ilgilidir demiş. Giriş ünitesinde birinci ünitede dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepleri ne yapmıştık? Seninle tekrar etmiştik. Bunlar coğrafi sebepler olabilirdi mesela göç gibi. Bunlar diğer kültürlerle etkileşim kurmak olabilirdi. Bunlar din değişikliği olabilirdi. Siyasal sebepler olabilirdi. Ekonomik sebepler olabilirdi. Mutlaka bu sebeplerden en azından 2-3 tanesini öğretmenimiz bize sorduğu zaman yazabilecek kadar ne yapmak zorundayız? Aklımızda tutmak zorundayız. Mesela bir tanesine şey yazabilirsin. Hocam doğrudan sorarsa sana dilin değişimini etkileyen sebeplerden 3 tane yazınız derse dersin ki mesela bir tanesi teknolojinin değişimi. Günümüzde teknolojinin değişimi ne yapıyor? Dili oldukça etkiliyor. Bir tanesine dersin ki göçler gibi coğrafi Değişiklikler dilin değiştirirdi de dersin. Bir tanesine dersin ki din değişikliği gibi önemli kültürler değişikler değişiklikler ne yapar? Dilin değişimini etkileyen önemli unsurlardır dersin. Peki biz örneğimize bakalım. Soru çok kolay. Soru çok kolay. O yüzden soruyu çözüp geçmiyorum sevgili öğrencim. Nasıl davranacağını sana yazılı da anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yukarıda bir metin var. İlk metin. Tengri demiş ve şöyle baktığımız zaman zaten bir dörtlükten oluşuyor. Sözcüklere de baktığımız zaman İslamiyet öncesi olduğu çok belli. Ama sen bunu fark etmesen de olur. Burada Tengri demiş. E i̇kinciye bakıyorum hocam. İkinci de Allah demiş. E önceden Tengri derken Tanrı derken şimdi Allah dememizin sebebi ne? E o zaman buraya seninle ne yazacağız hemen? Din değişikliği diye yazacağız. Buradan da tam puanı alıp hemen yeni bir soruya hızlıca seninle birlikte geçeceğiz. Bu parçada Türkçenin önemli sözlüklerinden hangisi hakkında bilgi verilmiştir? İlk örnekten günümüze Türkçenin önemli sözcükleri mutlaka karşına soru olarak gelecek. Lütfen açıklama kısmında birinci ünitenin pdf ders notunu indir ve Türkçenin önemli sözcüklerini ezberleyerek gir sınava. Şöyle çok küçük hatırlayalım seninle. Burada küçük bir tekrar yapmış olalım. Mesela Divanı Lügatı Türk mesela Muhakemetül Lukateyn, mesela Lehçe-i Osmani, mesela Kamusi Türki, mesela Kuman Türklerinin derleme sözlüğü olan Kodeks Kumanikus gibi eserlerden en azından 5 tanesini ezberlemeden sınava girmeni istemiyorum. Ya peki hocam biz bunların içeriğini, hepsinin içeriğini ezberleyebilir miyiz? Ezberleyemeyiz sevgili öğrencim ama çok temel temel önemli özelliklerini bileceğiz. Bir de yazarlarını bileceğiz. Mesela ben bu metnin tümünü okumayacağım. Bu metnin tümünü sen lütfen oku tekrar olsun senin için. Ama şurada Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bu eser demiş. E yazarını vermiş bana. Şu devamını da okuyarım. Bir sözlük olman dışında Türkçenin 10. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten ses ve yapı bilgisine uçuk ışık tutan bir gramer kitabı niteliğindedir. Ya Kaşgarlı Mahmut eşittir hangi sözlüğü yazmıştır diye soruyor sana. Aslında sözlük hakkında bana bilgi veriyor. Aşağıdakilerden hangisi bu sözlüğü yazmıştır gibi test sorusuna benzer bir soru. Bunu biz bu hale getirince açık uçlu soru yapmış oluyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı da bunu açık uçlu soru yapınca bir marifet yapmış sanıyor kendini. Kaşkarlı Mahmut hangi eseri yazmıştır? Hangi sözlüğü yazmıştır sevgili öğrenci? Sorduğumuz şey aslında bu. Boşuna ne yapıyoruz? Laf kalabalığı yapıyoruz. E o zaman yazıyorum buraya. Divanu Lügatit ne yazacağız sevgili öğrencim? Türk yazacağız. Seninle birlikte tam puanımızı yine alıp yeni bir soruya geçeceğiz. Bu parçada kullanılan anlatım tekniği hangisidir? Özellikle hem hikaye ünitesinde hem roman ünitesinde sevgili öğrencim anlatım biçimleri ve anlatım teknikleri metinden hareketle çözülebilecek sorulardır ve öğretmenimiz bunları bize mutlaka sorar. Anlatım biçimi dediğimiz zaman Roman ve hikaye ünitesinde genel olarak iki tane anlatım biçimi öne çıkar. Bunlardan bir tanesi senin de bildiğin gibi öyküleme. Diğeri de yine senin de bence çok iyi bildiğin gibi betimleme. Peki hocam bize anlatım tekniği sorduğu zaman aslında ne soruyor? Anlatım tekniği dediği zaman şunlar aklına gelmeli sevgili öğrencim. Mesela bilinç akışı bir anlatım tekniği. Özellikle postmodernizmi esas alan eserlerde karşımıza çıkıyor. Bunları biz seninle ikinci ünitede ne yapmıştık? Tekrar etmiştik. Örneğin geriye dönüş bir anlatım tekniği. Örneğin gösterme bir anlatım tekniği genellikle tiyatro metinlerinde kullanılır. Örneğin iç monolog bir anlatım tekniğidir. Örneğin diyalog bir anlatım tekniğidir. Örneğin iç çözümleme. Bak çözümleme diyorum içimizi çözümleyeceğiz ruhumuzla ilgili şeyler yazacağız özellikle bireyin iç dünyasını yansıtan ve modernizme esas alan eserlerde çok fazla kullanılır dolayısıyla bunlardan bir tanesi karşımıza çıkacak biz bunları metinden hareketle ne yapmamız lazım çözebiliyor olmamız lazım sınavdan önce bununla ilgili belki çok küçük bir video atabilirim senin için diyorum söz vermiyorum yetiştirirsem küçük bir video atacağım. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Gel şöyle okuyacağız. Okumadan çözemeyiz. Pencerenin önüne baktım. Karşı komşumuz Boşnak Nuri'nin küçük oğlu. Kapının önünde yüzü koyun düşmüş ağlıyor. Birden kendimi yıllar öncesinde bulduğum o an. Hop yakaladın kendini yıllar öncesinde buldu. Şimdi şuralarda da yıllar öncesinde ne olduğunu anlatacak büyük ihtimalle. E, kendini yıllar öncesinde bulduysa cevabımız ne olacak? geriye dönüş tekniği olacak. Kolay tespit edebileceğimiz bir teknik sorulur sevgili öğrencim. Geriye dönüş tekniği gibi. Mesela iş çözümleme. İş çözümleme tekniği aynen birinci sorudaki gibi böyle içerisinde yalnızlık olur, ruhla ilgili sözcükler olur. Mesela bilinç akışı tekniği Konular sırayla gitmez. Birden bire sıçrama yapar bilinç akışı tekniğinde de bu üçünden soru bekliyorum. Lütfen dikkatli ol diyorum. Ve ne yapıyoruz şimdi? Özellikle hikaye ünitesinden %100 karşımıza çıkacak soruya geldik. Küçürek hikaye türünün üslup özelliklerinden iki tanesini yazınız. Metinden hareketle demiş. Metinden hareketle dediğine bakma. Açık uçlu soruya benzesin diye biz bu soruları böyle sor soruyoruz. Sen mutlaka sınavdan önce küçürek hikaye türünün en azından 3-4 tane özelliğini yazılı kağıdına yazabilecek kadar ezbere bilmek zorundasın. İkinci ünitenin pdf ders notunda bunlar yazıyor onu indirip oradan çalışabilirsin. Şimdi bir küçürek hikaye var burada güzel de bir küçürek hikaye kim yazmış Ferit Etkü yazmış ki Türk Edebiyatı'nda küçürek hikaye dediğimiz zaman akla gelen önemli yazarlardan biridir. E ne yapmış? Çok kısa bir diyalog var burada ve güzel bir hikaye var. Burayı okumayı yine sana bırakıyorum. Şimdi burada seninle birlikte hikayeyi okumayalım ama küçürek hikayenin üslup özelliklerini hatırlayalım ve buraya seninle birlikte lütfen iki tanesini ne yapalım sevgili öğrencim? İki tanesini mutlaka yazabilelim. Mesela kolay aklımızda kalanlardan bir tanesini tercih ederim. Küçürek hikaye tek cümlede olabilir ama 750 kelimenin altında olmalıdır. Şimdi ben böyle yazarken çok çirkin yazıyorum. Ben çok fazla yazmayayım en iyisi sana direkt söyleyeyim. İlk yazacağım madde şu. 1. 750 kelimenin altında olan hikayelere küçürek hikaye denir. Küçürek hikayede az kelime ile çok şey anlatılmaya çalışılır. Küçürek hikayelerde anlatım anlatılmayan, gizlenen şey de ortaya çıkar küçürek hikayede. Hikayenin temel unsurlarıyla ilgili hiçbir ayrıntıya girilmez. Küçürek hikayelerde yoğun ve imgesel anlatım kullanılır. O zaman iki tanesini tekrar aklımızda tutalım. 750 kelimenin altında olanlara küçürek hikaye denir. Küçürek hikayede şiire benzeyen yoğun ve imgesel bir anlatım kullanılır en azından iki tanesini mutlaka ne yapacağız bileceğiz diyorum ve son olarak nereye geçeceğiz dil bilgisi çalışmalarından karşımıza çıkabilecek örnek sorulara geçeceğiz seninle tekrar ediyorum küçürek hikayeleri mutlaka özelliklerini öğrenmeden sınava girme sevgili öğrencim ikinci yazılıp provasında özellikle yazarlardan gelebilecek önemli yazarlarla ilgili soru tiplerini de çözeceğim. Hocam niye hiç yazar eser sorusu yok diye soruyorsan ikinci provaya saklıyoruz. Orada merak etme. Nokta atışı sana sınavda soracakları yazarlara ikinci provada ne yapacağım? tek tek seninle birlikte çalışacağız. Şimdi şu noktalama işaretlerine hızlıca bir çalışalım. Sonra şuradaki yazım yanlışlarını bulup videomuzun sonuna gelelim. Öğretmenin büyük ihtimal noktalamada çok daha uzun metinler tercih edecek. Ben şöyle kısa bir metini tercih ettim ama öğretici bir metin merak etme. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik demiş. Şurada küçük başlamış. Dolayısıyla ne atmam lazım sevgili öğrencim? Virgül atmam lazım attım virgülümü devam ettim. Cümleye bir baktım. Bu sözcüğü küçük harfle başlamış. Küçük harfle başladığına göre ben buraya nokta koyamam cümlenin sonuna. Akla gelen ilk işaret nedir sevgili öğrencim? Akla gelen ilk işaret virgüldür. Ama Lütfen şunu unutma. Biz iki tane cümleyi Türkçede ya virgülle ayırıyoruz ya noktalı virgülle ayırıyoruz. Peki bunun buna nasıl karar veriyoruz? Şöyle karar veriyoruz. Eğer ayırdığımız cümlelerin içerisinde herhangi birinde bir şekilde virgül kullanıldıysa, kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman iki tane cümleyi virgülle değil noktalı virgülle ayırıyoruz. Yani ne yaptık hocam? virgülü attık. Sonra noktalı virgülü attık ve devam ediyoruz. Bu arada çok basit bir sanatı unuttuk demiş. Kardeş olarak yaşamayı sevgili öğrencim yüklemi öne çekersek. Çok basit bir sanatı unuttuk deyip o basit sanatı yüklemden sonra söylersek. Bak bu cümlede yüklem unuttuk. Yüklemden sonraya atarsak tam olarak biz şurada ne yapıyoruz seninle? İki nokta kullanıyoruz hemen şuraya da bir iki nokta işareti koyuyorum kardeş olarak yaşamak demiş küçük başladı dikkat et niye küçük başladı çünkü bir cümle değil sonuna ne koyacağım peki sonuna da nokta koyacağım sonuna her zaman mı nokta koyuyoruz hocam? Hayır, çok basit bir sanat dediği için, sayın net olduğu için nokta koydum. Bazı sanatları unuttuk deseydi o zaman sonuna 3 nokta koyacaktım. Bak tek soruda sana virgülün noktalı virgülün farkını, iki noktayı ve iki noktadan sonra küçük büyük başlamayı ve sonda nokta mı kullanacağız, 3 nokta mı kullanacağız bunu öğretmiş oldum. E daha ne istiyorsun? Hadi gel şimdi 7. soruya geçelim. Aşağıdaki yazım yanlışlarını düzelterek altlarına tekrar yazın diye sormuş. Ben şimdi altlarına boşluk bırakmadım. 3. sayfaya geçmeyelim diye. Zaten tekrar da yazmayacağız. Hemen yanlışları ben ne yapacağım? Kalemimle belirleyip sana neden yanlış olduğunu söyleyeceğim. Sonra yazılı videomuzun ilk provamızın sonuna geleceğiz. Annem misafirlerimiz için kedi dili tatlısı yapacakmış. Sevgili öğrencim, kedi dili tatlısı diyor ya. Eğer kedi dili Gerçekten bir kedi dili olsaydı ayrı yazardık. Ama kedi dili artık dili olmaktan çıkıp bir tatlı olduysa bu sözcüğü biz ne yapmak zorundayız? Bitişik yazmak zorundayız. İlk yanlışımız burada. Bunu alta yazarken bitişik şekilde yazıyorsun. Devam ediyorum. 2007'de. Tamam. Sayılara gelen iki kesme işaretiyle ayırdım. D şeklinde ayırdım. T'ye gerek yok. 2007'de devam ettim. Satürn özel isim. S'yi büyük yazdım. Gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırdım. Ayın arkasından geçtiği anın video kaydı. E, ayda Satürn gibi bir şey değil mi? Sevgili öğrencim, dünya, güneş ve ay sözcüklerini terim anlamlı kullandığımız zaman biz ne yapmak zorundayız? Büyük yazmak zorundayız. Ayın şeklinde ilk harfi büyütecek, özel isim haline getireceğiz. Ve özel isim haline getirdiğimiz için gelen çekim ekini de kesme işaretiyle ayıracağız. Ama ne zaman? Terim anlamlı bir cümlede kullandığımız zaman lütfen burayı unutma. Üçüncü cümleye bakıyorum. Dostoyevski'nin demiş özel isim gelen iki kesme işaretiyle ayırmış suç ve cezasını demiş bir eser ismi. Eser ismini tırnak içerisine alabiliriz hiçbir sıkıntı yok ama sevgili öğrencim eser isimlerde ya da başlıklarda özellikle şu ortadaki edat ve bağlaçları ne yapmak zorundayız? Küçük yazmak zorundayız. Bak sen 12. sınıf öğrencisin bu sene sınava gireceksin. Bunu daha önce ÖSYM sordu. Burada sana sorduğum öğretmeye çalıştığım tüm konuları ÖSYM daha önce sordu. Hepsi çıkmış soru örneğidir. Lütfen dikkat et. Bu gibi durumlarda biz içerideki edat ve bağlacı küçük harfle yazmak zorundayız diyorum ve geçiyorum başka bir cümleye. Dayımlar İstanbul'un İstanbul, İstanbul özel isim kesme işaretimi koydum. Devam ediyorum. Anadolu yakasında Anadolu yakası Avrupa yakası derken yaka sözcüğü coğrafi bir yer bildirdiği için biz yakanın Y'sini büyük yazarız ve kesme işaretiyle ayırırız. Burada da sorun yok devam ediyoruz. Bostancı semti. Bostancı semti her ne kadar akla uygun, mantıklı ve doğru görünüyorsa da yanlış sevgili öğrenci Peki neden yanlış? Hocam Anadolu yakasına benziyor. Aynen Anadolu yakasına benziyor. O zaman bunu neden yanlış kabul ediyoruz? Çünkü buna özel bir kanunumuz, buna özel bir kuralımız var. Yazım kuralımız var. Yazım kuralımız diyor ki bize kıtası, kıtadan başlayarak küçük, en küçüğüne kadar sayacağım lütfen dikkat et. Kıtası derse, ülkesi derse, ili derse, ilçesi derse, semti derse, kasabası derse, köyü derse beldesi derse bunları diyor küçük yazmalısın. Buna özel bir kanun maddeniz. Hani yazım kuralı diye size öğrettiklerimiz var ya onlar aslında birer kanun maddesi. Buna özel bir kanun olduğu için artık buraları ne yapıyoruz küçük yazıyoruz. Bu gibi durumları çok fazla karıştırıyorsan sen 12. sınıf öğrencisisin. Lütfen yazım kurallarıyla ilgili TYT yazım kuralları kampımızı izlemeyi unutma. Orada bunları ben sana çok güzel bir şekilde öğretiyorum diyorum. En son ne yapıyoruz seninle? Semt sözcüğü küçük yazılma kuralı olduğu için semtine şeklinde yazıyoruz. Burayı da düzeltiyoruz ve ne yapıyoruz? İkinci yazılı provasında cumartesi günü görüşmek üzere seninle anlaşıyoruz. Takipte kalmayı unutmuyorsun ve her zaman olduğu gibi hoşça kalmayı hiçbir zaman unutmuyorsun. Lütfen hoşça kal sevgili